Güzel gebelerim, kanala hoş geldiniz. Sizin için detaylı videolar çekmeye devam ediyorum. Bu serimizde de ben aslında adına birinci, ikinci ders diye devam edeceğim. Hem egzersizlerle ilgili şeyler göreceksiniz, hem de satır aralarına ufak ufak şeyler ekleyeceğim. İnşallah hoşunuza gider. Lütfen yorumlarda buluşalım. Şimdi gidelim bakalım, dersin içeriğini görelim. Hepinize kolay ulaşsın diye, gebeliğin tüm haftalarında rahatça uygulanabilsin diye önce bir vileda sopasıyla başlayacağım. Bu göreceğiniz egzersizleri tüm haftalarda yapabileceksiniz. Hem sırt ağrılarınıza iyi gelecek, hem kısalan göğüs kaslarını birazcık daha rahatlatacak, hem de aslında kaburgalarınızın batma nedenini birazcık ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bu çok mümkün olmayacak. Çünkü neden? Gebelik ilerleyecek. Ama bizim buradaki asıl amacımız ne? Oluşacak ağrıyı bir miktar kompanse edebilmek. Zaten adaptasyon sağlandığında o ağrılar yerini başka şeylere bırakacak. Gebeliğin tüm haftalarında kullanacak bir sopayı aldık. Vileda'dan söktük. Ne yapalım? Önce yavaşça oturalım. Bütün gebelik videolarında söylediğim gibi en önemli şey aslında gebelik sürecinde postürünü doğru kullanmak. Önce doğru postür için yerleştik. Oturma pozisyondayken daha kolay. Burada rahat değilsen bağdaş yapabilirsin. Daha çok rahatsızsan dizinin şu alt tarafına yastık yerleştirebilirsin. Sonrası belinin doğru bir konumda olduğundan emin oldun. Kollarını öne doğru uzattın. İstersen omuz genişliğinde, istersen birazcık daha açık yerleşebilirsin. Nefes aldın burada, nefesini boşalttın, boş üstüne kadar kolunu kaldırdın. Aşağıya omuz hizasına indir ve derin bir nefes al. Nefesini boşalt, yavaşça yukarı doğru kaldır, kollarını geriye doğru götür. 2. Aşağıya doğru indir kolunu, derince bir nefes al. Nefesini boşalt, kolunu yukarı doğru götür. 3. Kürek kemiklerin yaklaşsın, omuzlarını kulağından uzaklaştır. Aşağı indirdin, derince bir nefes aldın. Nefesini boşalt ve kol yukarı. 4. Kürek kemiklerinin yaklaştığından emin oldun. Belinde bir çukur yoktu, orayı toparladın. Kol omuz hizasında aşağı indi. Derin bir nefes al, yukarı kaldır ve 5. Bu hareketin tekrar sayılarını yanında göreceksin. Ben tekniği anlatana kadar 5'e kadar saydım. İstersen devamını sen de yapabilirsin. Devam ediyorum. Ellerini ensene doğru indirdin, dirseğini büktün. Birazcık açık yerleşebiliriz yine. Dirsekten aşağıya doğru indirdin, kürek kemiklerini iyice sıkıştırdın. Sanki böyle arada ceviz kırmak gibi düşün. Karnını birazcık toparlıyordun çünkü belinde bir arch vardı, o normal bir yere geldi. Kolunu yukarı doğru kaldır, boynunu ne geriye ne de öne düşür. Gözünü karşıda bir noktaya sabitle, kürek kemiği iyice sıkışsın. Yukarı iyice uza, kolunu yavaşça aşağı indir ve tekrar yukarı doğru uza. Yapabildiğinden eminim. Lütfen yanda gördüğün tekrar sayılarına odaklan. O sayıları tamamladığında yukarıda dur ve belini kontrollü yerde tutarak yarım yana doğru eğil ve ortaya gel. Aynı şeyi diğer yana doğru yapacaksın ama ben tek tarafa uygulayacağım şimdi. Nefes aldın, nefesini boşalttın, yana doğru yarım uzayarak esnedin, ortaya gel ve derin nefes aldın. Nefesini boşalt, yarım yana doğru uzayarak esnedin, yatmıyorum dikkat edin. Yavaşça ortaya geldin, nefes aldın, gövde yukarı doğru uzadı, belin kontrollü bir yerdeydi. Yana doğru uzayarak yarım esnedin ve ortaya geldin. Kollar azıcık dinlendi. Yine kolların önde, omuz hizasında tutabilirdin ama daha geniş de tutabiliriz çünkü arkaya gideceğiz. Derin bir nefes aldın, yine kolların düz, başının üzerinden geçti, daha geniş tuttum siz rahat görün diye. Arkaya doğru götürdün kolunu, göğsünü iyice açtın, açtın, esnedi. Yavaşça öne doğru geri getirdin. Göğsün süt dolarken birazcık daha büyüyecek, o zaman ağırlaşacak ve öne doğru daha fazla inecek. Dolayısıyla sen de hafifçe kapanmaya meyilli olabilirsin. Zaten öne doğru çok eğilirsen kaburganın batma eylemi de çok artacak. Zaten batıyordu. Postür bozulduğunda iyice öne doğru eğildin. Daha çok böyle yüksek durmak varken aşağı eğilmeyi tercih etmeyelim. Nefes aldın, nefesini boşalt. Açılmaktan hiç korkma, hiçbir pürüz yok, gerilsin. Ve yavaşça öne doğru geldin. Belimi kontrolsüz bıraktım biraz önce görün diye. Kontrollü bir yerden esnedik. Geriye doğru götür. Nefesini boşalt, göğsünü açmaya odaklan, odaklan, odaklan. Ve yavaşça öne doğru geri geldin. Son kez yapalım bakalım. Göğüs kasların gerilsin. Nefesini boşalt, arkaya doğru götür, orada dur ve bekle. Yapabilirsen hafifçe yukarı doğru kaldırdın. 1. Kaldırdın, nefes boşalttın. 2. Bu arada ayak bileklerinde dolaşım da hızlanıyor. 3. Oralar ödemli bölgeydi. Kaldırdın. 4. Göğüs açık, kambur olma ve 5.
bileklerin uyuştu normal. 6 ve yukarı. Nefes boşalttın 7. Bu sayılar benimle birlikte 8. 9 ve son kez 10. Yavaşça çevirdik ve öne geldik. Kol önde. Peki aralarda dinlenmek serbestti. Ben son harekete geldim. Ayak bileğin üzerinde çok kalmak tabii ki orayı birazcık da ağrıtıyor, uyuşturuyor vesaire vesaire. Dinlenmek istersek kalkıp yürüyebiliriz. İstersek ayağı böyle hafif kanca da yapabiliriz. Buralardaki tüm hareketler senin dolaşımını hızlandırmak için çok iyi bir yol. Çünkü dolaşım bozuluyor biliyorsunuz. Hafta ne olursa olsun. Gebelik çok bireysel bir şey. Ayşe'de 20. haftada, Fatma'da 35. haftada her şey olabilir. Bizim için önemli olan bu pozisyonların dolaşımı hızlandırdığını bilmek. Son harekete geldik. Güzel bir esneme. Ben ayaklarımı uzun kullanacağım. Bu sopa olduğu için elimi de istediğim yere koyarım. Kendime göre ayarlayacağım. Sadece tek dikkat edeceğimiz şey belin konforu için orayı kontrollü bir açıya yerleştirmekti. Ellerimi sopaya yerleştirdim. Nefesini boşalttım. Göğsünü aşağıya doğru indirdim. Daha çok iki meme ucundan zemine doğru yaklaşmayı odaklan. Yavaşça yukarı toparlandım. İstediğim yere yerleştirebilirim sopayı. Sadece kaymayacak bir yerde dursun. Nefes aldın. Nefesini boşalt. Göğsünü aşağıya doğru yaklaştır. Aşağıdaki sıkışıklık hissin çok normal. Beline dikkat et. Omurgayı uzun kullanmaya çalış. Nefesini burada boşalt. Yavaşça yukarı toparlan. Göreceksin sırtın ve belin çok rahatlayacak. Derin bir nefes aldın. Nefesini boşalt. Göğüs aşağıya yavaşça yaklaştı. Yaklaştır. Bu elin üstte duruyor ya, istersen yerini değiştirebilirsin diğeriyle. Nefesini boşalt, göğsünü aşağıya yaklaştır. Aklın belindeki pozisyondaydı. Orayı bir kontrol etmek için şöyle hafifçe toparlayabilirsin. Baktım burada konforsuzsun, az daha aşağı indir o zaman. Göğsünü aşağıya doğru burada yaklaştır. Ve yumuşakça toparlan ve nefeslen. Çok basit ve kolay yapılabilir egzersizleri sizinle birinci ders olarak paylaştım. Önemli ağrılardan bir tanesi sırt ağrıları. Çünkü öne doğru eğilmeye çok meyilliyiz. Gebelikte de zaten artarak ilerliyor. Bir önceki videolarda da ben aslında sıklıkla paylaştım ay ay olan egzersizlerde. Burada birazcık daha spesifik olarak konuşuyoruz. Egzersizlerin içindeki bilgileri ve satır aralarını lütfen iyi dinle. Ve diğer dersin egzersizlerinde görüşelim. Hoşça kal.